Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. En çok Emirhan Latiba la koşmuş Beşiktaş'ta bu arada. İyi yapmış. Şimdi oynuyor yani... muymuş Emirhan? Oynayabiliyor muymuş? Oynayabiliyor mu? Sorun şimdi Önder Karabeli'ye. Niye oynatmadın bu çocuğu diye. Ne, ne, ne bekliyordun da O da desin ki bize bilmem kim bana oynatma dedi. Onu derse zaten kulüple bağ kopar abi. E başka şey kulüp mü yok ülkede? Bir tane Beşiktaş mı var ya dünyada? Zaten o kulüple bağının kopması lazım. Böyle bir şey varsa benim söylediğim bir kurduğum faraziye gerçekleşiyorsa zaten o kulüple senin bağının kopması. Ya bu Emirhan, Rıdvan, efendim Serdar, Ersin. Hadi Ersin oynuyor da. Ya bu çocuklar oynayabiliyorsa bunlar niye oynatılmıyor? Ne o nedir derdiniz ne sizin? Neyle uğraşıyorsunuz siz yani? Bu çocuklar oynuyor görüyorsun. Rıdvan orada sağ ayağını kullanabilse o da, sol ayak dışıyla vurduğu voleyle topu içeri atabilirdi. Çalışması gereken şey sağ ayağı da sol ayak gibi kullanacak. Olur olmaz orta yapmayacak. Tesadüfi işlere yap, tesadüfi işlerle uğraşmayacak. Şimdi o bir tane Beşiktaş'ın penaltı pozisyonunun başlangıcı vardı. Bir görebilir miyiz o pozisyonu? Yani Türkiye'nin futbol eksikleri. Çünkü ortada bu kadar büyük alanlar olunca bu kornerler, bu duran toplar, bu şey duran toplar, kornerler büyük seçenek ya bunlar. Bir de bunların akan oyunda ortaları olunca ortaya böyle sahneler çıkıyor ve bu takım maçı kaybediyor. Bireysel Şimdi sen burada penaltı orada. aldın ya bu yapılan işi doğru zannediyorsun. Bu yapılan işi doğru zannediyorsun. Bak ben yazıyı ya, izledim maçı yazdım. Hmm. Biliyordum Hikmet Karaman'ın maçın sonunda bireysel hata diyecek. Çok ucuz goller yedik. Ucuz bir de pahalısı var. Bireysel hatalar yaptık. Mesela Enkudu'nun attığı ucuz mu gol mü pahalı gol mü? <laughs> yani. Şeyinki Serdar'ın vurup da Kayseri'li oyuncunun kendi kalesine attığı. Ucuz diyor hoca işte ya. Pahalı olmasın o belki pahalıdır o ya. Bu gol belki pahalı bir goldür. Bunların hepsinin fiyatı var yani. Hepsi de 3 aşağı 5 yukarı. Galibiyet durumunda golün parası şu kadar. Oyuncunun kariyerinin etkisi bu kadar. Bunlar ucuz, pahalı, kolay golle filan açıklanamaz. Bunlar takımla açıklanır. Bunlar organizasyonla açıklanır. Ya. Bunlar, bunlar hep eksikler. Ülkenin eksikleri. Her gün burada ülke eksiği. Ya. Teknik direktör gibi konuşuyoruz ya. Şunları kimse anlatmıyor ki. Anla, ben bakıyorum. Öyle de olur böyle. Herkes iyi oynadı diyor. Ama dengeler. Ne dengesi? Kime denge yapıyorsun? Ülkenin üzerine konuşuyorsun ya. Kaybetmiş, batmış ülken. Futbol ekonomisi batmış. Ülkenin oyunu üzerine konuşuyorsun. Alır mı ya? O top atılır mı? Öyle baskı olur mu? Bütün takım arkada kalır mı? Bir takımın dörtlüsüyle öndeki geri kalanı arasında, altılısı arasında o kadar mesafe olur mu? Olmaz. Bu nasıl antrenman yapmak olur şimdiye kadar? Hadi bu Valerian İsmail sorunu değil tabii. Şunun burada teknik direktör eleştirisi yapmıyor. Bu, bu atletizm sorunu, bu oyun anlayışı sorunu, bu bir futbol stil sorunu, bu bir okul ekol sorunu. Oyuncu çıkmasaydı sakatlığın yerine girmedi mi Uğur Demirok? Sakatlanan He, yerine girdi değil mi? Sakatlandı girdi. Mert değil miydi sakatlanan? Sakatlananın yerine girdi. Girmese belki de bu, bu goller olmayacak o maçta. O kendi yabanlığı içerisinde akıp gidecekti. Bilmiyoruz. Belki de Mert Çetin de 55 e yaptığını değil. yapacak. Uğur Demirok'un yaptıklarını yapacak. Kaldı ki Uğur Demirok yaptığı iki tane problemden sonra birçok da pozisyon, hücumda pozisyon hazırlığının içindeydi. Gönderdi onu ileri yani. Artık can Ya böyle gol yenir mi? Yani böyle penal gol de yersin yani penaltı oldu ya. Yani birçok şey birbirini yani tekzip edercesine oynuyor ya ülke. Ve bireysel oyuncularla anlatıp hataları da bireysel Şimdi sen hatalarla sen bireysel hatalarla gol yedin. Bunu, bunu bireyselden atmadın mı yani? Bir plan değil ki bu. Orada o çalımla çıkan sol tarafta beş taşları tık 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 sağından sonundan geçen bireysel gayretle yaptım bunu. Bu takım oyununun anlattığı şeydi ki takım oyunu orta sahaya topa atardı orada takım antrenmanı ezberlenmiş şeyler, tekrar edilmiş seçenekler orta sahadaki üçlüye atardı. Orta sahadaki üçlü top ilk çıktığında yayın üzerindeki üçlü dağılarak çıkardı sağa sola. Aynı koridora doğru topun yönüne doğru koşmazlardı. Çünkü sen oralara doğru koştukça beyazlar da kırmızıların yanına doğru doluşur ve alan kapanır. Yani çok basit futbol basit bir oyun dedikten sonra ya bu kadar karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Şu çocuğun yaptığını gazal yapar mı? Şu Rıdvan'ın. Bak Rıdvan burada bir çalım attı ya şimdi önümüzde o, bir çalım attı. Evet evet solda. Atı, yapar mı? Hatta neyi a ayırmıştım onu ya. Ha, yapar Yapmış mı o yani. çocuğunu? Yap yapar değil mi? Yapar. Kaç paraya yapar? Bak şimdi yapmaz değil. Yazalda bak şu çalımı yazal atar mı? Hani iş, işin estetik yanındayız. Şu Rıdvan'ın yaptığı çalımı atar mı? Atar. A ya, atar. Atar atar, atar, ya. atar ya. yani. Hiç ya. öyle bir teknik sorun yok. Peki kaç paraya atar? Doğru. Rıdvan sorun, kadar sorun mi? O... Senin bu çalımı atan adama ihtiyacın yok. Bu çalımı atan adamın kaç paraya attığına da bakacak. Tamam. Ee, iyi bayramlar Serkan abi ve Cem abi. Geçen yılki yayınlarda Cem abi Önder Kareveli için yenileceksen serdarlarla yenil diye bir çıkışta bulunmuştu. İyi Hal çıkmışım. <laughs> Ama oturttu bizi yerimize. Çıktığımız gibi kaldık. Şeyde kaldık. <laughs> Starting box'ta kaldık. <laughs> Peki, devam edeyim. Çıktık kaldık yani. <laughs> Hala daha... <Şeyden> o atlar <laughs> at yarışı izleyenler bilirler. Önde bir iki tane hakem olur. Onlar böyle sağ tarafa doğru yarış koşarlar. Özellikle kumda sıkıntı olur. Ayaklarında şey ha. olur. Ben de hep onları merak ediyorum. Ya bir ayağa bir takılsa da. Biz o atlar gibi kaçtık. O şey hakemler gibi kaçtık atlar gelirken o tarafa doğru. Hala, ki. Hala daha Serdar'ın yetersiz olup oynamaması gerektiğini savunanlar var. Bu çocuklar oynatmayıp Wellington'ları tercih ediyoruz ne yazık ki demiş. Ne yazık ki, ne yazık ki. İsmini tercih bulamadın. ediyor olman önemli değil ya. Tercih şey edersin bak, Wellington'la da oynarsın, Vidal'la da oynarsın, Montero'la da oynarsın. Çok bunlar sorun değil yani seninkiler onlardan daha iyi değil. Çok paraya oynuyorsun. Bak ilk ayrılmayacağın şey bizim ülkede çok paraya oynuyor olman. Yani bu getirdiğin oyuncuları çok paraya oynatıyorsun. Ya şu En Sakalayı alma diye ben burada çırpınmadım mı ya Allah aşkına. neler yazdılar. Ya, sana ya, ya neler anlattılar. Bak orada kenarda duruyor ve kulüp dünya kadar para kaybediyor. Ya şu lensi almaya gerek yok, boşverin oynarsınız. Bak onunla da onsuz da oynanır bu oyun dedim. Yapmayın bunları dedim mi? Dedin. Yani bu çalımı bak bu çalımı Rıdvan'a 150 bin dolara attırırsın 150 bin euroya attırırsın Gezdal'a 2,5-3 milyon euroya Ersin, yani? Ersin, Rıdvan, Serdar, Emirhan, Güven gibi öz kaynak oyuncuların kendi gelişim hocaları bile süre vermedi. Bunları, bunları kaybedince Elin yazmayacaksınız. Elin Fransız'ı İspanyol'dan ne bekliyoruz Cem abi demiş Bunların Hakan Taş. Elin olmaz. Evet. İnsanın eli olmaz. El demeyelim. İnsanın Doğru bir ifade değil olmaz. o. Elin Fransız'ı, elin Aynen. onu bunu olmaz yani. yani yabancı hocalar, yabancı teknik direktörler. Kardeşin diyelim. duymaz, eloğlu duyar var da, o var da öyle demeyelim. Şimdi şöyle diyelim biz ona, bunları burada değil takım düşmüşken yarışmanın arkasında düş yarışmanın arkasında kalmışken değil en sıcak zamanda söyleyeceksiniz. çünkü doğru en sıcak zamanda ihtiyaç duyulamıyor. O zaman tepki alıyorsun sonrasında senin dediğine tepkinin, gelince tepkinin önemi yok tepki almıyorum ben ben yani demiyorum ben demiyorum ben tepki ben korkmam tepkiden. Yok ya niye korkasın? Ben yani linçten böyle bugün de bu gazetelerde linçlemiyoruz ya. O gazetelerin da yanlış. birinde de var linç yedim falan diyor. Twitter'da linç olmaz. Ya bir gün 3 saat hakkında konuşur seni bir anti kahraman olarak Twitter'da yükseltirler. Bir, 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 gün sonraki hatırlamaz kimse bile senin varlığını hatırlamaz. Verdi işte linç yedik bir tane. E, linç olmaz ne Twitter? Ne bizim linç, de, linç, benim, de lügatıma girmişti. birinin de. kafasına vurmak. sen evet, yani uyarınca biraz Birinin toparladın. canını, canını almaktır linç. Linç öyle bir şey değil yani. Şey yapmayalım. Cem abi daha. golden evet, sonra yani. Valeryan İsmail'i gördün mü? Mücadele ve isteği seneye farklı bir Beşiktaş izleyeceğimiz anlamına gelmiyor mu diyor İbrahim Bey? Anlamına gelmiyor. <laughs> Böyle bir ihtimal söz konusu anlamına hmm. gelmiyor. Yani ben e, Valerian İsmail'i de tıpkı Torrent gibi başta. Şimdi Torrent sonda da güzel. Bak bugün konuştu yani dün akşam konuştu şeyleri de bencileyin şeyler benim üzerinde titizlenmemiz gerekiyor. Tepki aldı Başlımlar diyeceğim onlar şimdi. Alsın alacak zaten. Hmm. Türkiye'de tepki almaz mısın? Şampiyona bir şey söylüyorsun tepki alıyorsun. Niye sahi girdin diyorsun. Bu memleket böyle diyor. Ya değiştirelim memleketi diyorsun ya. Bu memleket böyle olur mu? Ne demek bu memleket böyle? Değiştirelim olumsuz şeyi değiştirelim. Torrent tepki mi alıyor? Çeker gider. E hiç arkasına bile bakmaz. Sen de kendi tepkinle burada tepinir durursun. Şimdi Valerian İsmail geldi başka bir vücut dilindeydi. Şimdi diyor ki Enkudu girdi oyunu kazandı diyor. Yapma Uğur Demirok'un yaptıklarını görmedin mi Diyemedim mi orada birisi? Yok diyemez abi orada. Ben diyeceksin işte ya. Hani dedim ya geçen hafta Ali Naci küçük haberine söyledim. Ya sormaz mı insan kimdi şeyin yeleğini parçalayan? Topu bana Kerem, atmadı Kerem, diye Kerem, Kerem kolu topu bana atmadı diye. Kaç kişi yeleği parçaladı? Kaç takımda? Başakşehir'de mi? Erzincan'da mı? Galatasaray'da mı? Sormaz mı insan? Soru da öğrensin insanlar ya. yani genel laflardan ne ne medet umuyorsunuz? Genel laflar bunlar. Burası Türkiye. Ne yapayım? Olmayı versin.